Sait Bey, merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Mustafa Bey, hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler nasılsınız, iyisiniz? İyisiniz, teşekkür ederiz. Sait Bey, firmamızın 2014 çalışmalarını nasıl buldunuz? Kalite standartlarımızı beğendiniz mi? Bir Diyarbakır bölge olarak görüşlerinizi almak isteriz. Tabii, memnuniyetle. Mustafa Bey, öncelikle bu fuarda birçok yere gezdim. Ben uzun zamandır Ladin bölge bayrağını yapıyorum. Diyarbakır bölgesinde, Güneydoğu'dan. Ladin her zaman kendini yenileyen bir firmadır ama bu bugünkü ziyaretinde Ladin'in gerçekten de trendinin de üzerinde ürünler yaptığını, gerek kalite olsun, gerek işte ürün yarmadesi anlamında çok güzel çalışmalar yaptığını görebiliyoruz. Bu çalışmaların hem Türkiye genelinde hem bölgemiz genelinde olumlu katkı sunacağına inanıyorum. Birçok modeli çok beğenerek bölgede satacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarımı da sizi yürekten tebrik ediyorum. Diyorum. Teşekkür ederim. Peki ürün çeşidimiz nasıl olmuş? O konuda gerçekten Ladin Boy mu müşteriye yani onu sunabilmiş mi? Veya buna ne önerirsiniz? Yani bu konudaki görüşlerinden almak istedim. İşte geçmiş görüşmelerimizde hep işte çizgilerde karakterlerde bahsediyoruz, kumaş kalitesinde bahsediyoruz. Dedim ya, Ladin'in çok önemli bir yeri var bu sektörde. Profil kasa oluşu ayrı bir avantajdı zaten. Bununla birlikte kumaş kalitesinde gördüğümüz kadarıyla çok böyle yöne canlı renkler, çok böyle gündemde olan renkler kullanılmış. Kumaş kalitesi ben az önce bir grubun üzerinde gördüm. Türkiye'nin çok önemli bir yere sahip olan 4 tane kumaş firmasıyla çalışıyorsunuz. Bu ayrı bir heyecan katmış, bu ayrı bir güzellik katmış. Modeller de tam günün koşullarına uygun modeller üretmişsiniz. Bu vesileyle ya da tebrik ediyorum ben sizlere. Teşekkür ederim. Peki Ladin genel yani piyasa şartlarında nasıl buluyorsunuz? Yani Ladin kendini daha da nasıl yenileyebilir? Konudaki görüşleriniz bizim için önemli olduğu için özellikle evet, o konudan bahsediyoruz. Hani derler ya, değişmeyen tek şeyin değişim olduğu ülkesinde evet. Yola çıkmakla birlikte sürekli yenilik içerisinde olan bir firmayı olarak görüyoruz Ladin'i. Sürekli işte piyasayı takip eden, sürekli işte gündemde daha iyi bir yere oturma hedefi olan bir firma olarak görüyoruz. Yani bu son çalışmalarla Ladin'in ben çok önemli bu mobilya sektöründe yani kendi grubundaki firmalar arasında önemli bir yere geleceğine inanıyorum. Evet. İşte gerek dediğim gibi yani modelleriyle, gerek kalitesiyle, gerek cıvır cıvır renkleriyle. Hani eskiden işte Ladin belki bir kesime hitap eden